Peace. Herkese iyi geceler. Wow, selam herkese. Yangın. Yeah. Erencim nasılsın? Hah, şimdi biraz önce bir belki bu şekilde olur diye deniyorum. Gelecek Bilim'de kanalıyla. İşte bu. Sonunda. Ya Cevdet Hocam nedir bu durum? Gerçekten akşam akşam var ya deniyorum. Sürekli hata veriyor ve bağlanmıyor. Neden? Bilmiyor. Valla biz de anlamadık hocam. Bir kere daha böyle oldu. Karşı taraftan şey yaptık. Oldu bu sefer oldu bakalım. Nasılsınız? İyi misiniz? Görüşmeyeli. Valla iyiyim. Çok teşekkürler. Ne olsun. Epey yoğun, böyle koşturmalı dönemler. Yani sizi çok sevdiğim için dedim ki bir sohbet edelim. Çok da keyifli olur. Uzun süredir takip ettiğim bir kanalsınız zaten. Yaptığınız biliyorsunuz. Twitch'ten, YouTube'dan yaptığınız şeyleri çok beğeniyorum. Tebrik ediyorum. Ondan böyle bir şeyi zevkle kabul ettim. Ama gerçekten böyle bilmiyorum ya. O kadar koşturuyorum ki ben de ne yaptığımı şaşırıyorum yani. Valla çok yoğun olduğunuzu biliyorum hocam. Yani sırf sosyal medyadan belli oluyor paylaşımlarınızla bile. Evet, arka planını düşünemiyorum bile yani. Çok teşekkür ederiz. Güzel. Sevdiğimiz şey yapıyoruz sonuçta. Keyif alıyoruz. Sıkıntı yani şey dert edeceğim bir durum değil. Mutlu olacağımız şeyler bunlar. Çok sağ olun hocam. Şimdi pardon duymadım. Bir bildirim geldi o arada. Ha, tabii sizin nasıl gidiyor? Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Biz de çok iyiyiz hocam. Biz size en son hemen bir duyuru yapayım. Ben kendi hesabımdan açmış Instagram. Aslında gelecek bir neden girecektim. Nasıl oldu bilmiyorum. Şu anda da çıkmak istemiyorum. Hani bir daha bozmamak adına. Ama duyuru yapayım. Gelecek Bilim'de izliyorlar aslında. İyice karıştı artık. İmkansız artık. Ünlü bilim programını izliyorsunuz aslında arkadaşlar. YouTube'a koyacağız bunu sonrasında. Şöyle göstereyim. Programı Cevdet hocam. Bu bilim, bu yazılım nereye gidecek? Bak daha... daha Instagram. Bana konu kalıyorsun belli değil. Çok garip ya hocam. Gerçekten çok garip. Bilemiyorum ama Gelecek Bilim'de adına burada olduğumu söyleyeyim. Yani... Gelecek Bilim'de hocam hakikaten öyle mi? Durum bu mu? Vallahi öyle hocam ama ya biz daha önce yaptık yayın. Yüksel Hoca'yla yaptık. Direkt aldık. Sizin acaba işte çok takipçiniz olması, çok istek gelmesi bir yerlerde bunu engelliyor mu acaba Instagram? Onu düşündüm sadece. Mozart Science'la yaptık böyle. Biz onları konuk alacaktık. Sonra biz onlar bize geldi. Falan garip oldu böyle. Olsun. Ama şöyle. Hocam şimdi ilk şeyi söyleyeyim. Gelecek Bilim'de biz izleyicimiz size yabancı değil. Aslında siz de bizi çok nezaketle Twitch'te paylaşmıştınız. Şöyle bir şeydi. Benim Twitch Psikoloğu diye bir programım vardı ve psikolojik analizler yapıyordum. Sizin ses analizi yapmanız gibi. Onun haricinde ben de zaten bir klinik psikoloğum. Bilim iletişimiyle uğraşıyorum ama sizi de takipçinizim. İşte kendi evdeki böyle İşte duştaki şarkı söylemelerime falan müthiş şan katkınız var yani onu söyleyeyim. Daha öyle bir video yayınlamadım. Duşta şarkı söyledim analizi yok. Gönder hayır, yapalım. Yani... kariyer finali olarak. Kariyerini bitiren. Gelecek. Yani şan teknesine dinlemek, öğrenmek müthiş yani ufukları açtınız. Mesela işte Münir Nurettin analiziniz benim için böyle top noktadır. Tekrar tekrar izlediğim videolardan biridir. Sizi biz... Psikoloji analizini almıştık Özgün Hoca'nın da vasıtasıyla. Twitch psikoloğunda biz sizin analiz yapmanızı, psikolojik analizini yapmıştık. Siz de biz sizi analiz ederken siz de Twitch'ten canlı yayın yapmıştınız. Analizception olmuş. 2 yıl kadar oluyor sanırım. Tabii. Oradan beri çok görüşememiştik ama yeni bir seriyle aslında çıktık Instagram'da. Hemen ondan bahsedeyim isterseniz çok uzatmadan. Şimdi ünlü bilim serimiz Gelecek Bilim'in bir programı 2. bölümdeyiz. Şöyle Gelecek Bilim'de bilmeyenler için biz bir bilim iletişimi platformuyuz. YouTube'da, Twitch'te canlı yayınlar yapıyoruz. Sonra bunların podcastlerini podcast mecralarında dinleyebiliyorlar. Sitemiz var gelecekbilim.net diye. Orada yazılarımız var ve 40'ın üstünde gönüllüyle bunu yapıyoruz. Burak Çankaya ile birlikte kurduk. O da ben de işlerimiz var. Gönüllü olarak bunu hobi olarak yapıyoruz ama gönüllerimiz yani pırıl pırıl çalışıyorlar. iOS ve Android'de de uygulamamız var. Onu yüklerlerse mesela yayınlardan bildirim şeklinde haberleri oluyor böyle push notification şeklinde. Detaylı bilgi için bakabilirler. Şimdi bu program ne? Bu program aslında bir sosyal sorumluluk projesi. O yüzden ikinci kez teşekkür ediyorum kabul ettiğiniz için. Çünkü
ünlülerimizin, takipçilerinin gündemini bilime almak istiyoruz. Hani gündemimiz çok sıkıntılı, çok dolu, koronavirüs, bir sürü politik şeyler var. Böyle bir bilim molası verin. Bir saat Instagram'da bir canlı yayında ve bilim temalı bir talk show ilk defa yapmaya çalıştık. İlk bölümde bir oyuncu Yüksel Ünal konuk olmuştu. Böyle hocam size 3 bölümümüz var. Böyle bazı derin sorular soracağız. Hiçbir şekilde bilim bilmenize, böyle bilimle ilgili izleyenlerin de gerek yok. Görüşlerinizi alacağız. Sonra şıklı sorularımız var, hızlı hızlı. Ve en sonunda da o mu bu mu diye hangi bilim insanıyla ya insanıyla akşam yemeğine çıkmak isterdiniz, sohbet etmek isterdiniz diye bir bölümümüz var. O zaman başlayayım mı hazırsanız? Hadi hemen, hemen. Haydi bakalım, hızlı hızlı gidelim. Derin sorular bölümümüz. Birinci soruyla geliyorum. Bilim insanlarının hemen icat etmesini istediğiniz 3 şey hocam. Ah ne kadar zor. Allah'ım ben hep soru sorulmak çok zor bir şey. Bilim insanının hemen icat etmesini istediğiniz. Acaba ne olabilir? Şöyle bir düşünelim. Birincisi şey olabilir ya. Hani genel olarak hastalıklara çare. Herkes bunu diyordur belki ama ben de öyle isterim yani. Bütün hastalıklara çare. Sadece bugünkü pandemi değil, kanserden tutun bütün hepsine. Bir çare. Ha peki bu hepsi çare bulunduğu zaman dünya daha güzel bir yer mi olur? Nüfus artık kaç trilyona çıkar? Yani daha güzel bir evren mi olur bilmiyorum yani. O ayrı. İkincisi şu internette bilim insanları size sesleniyorum. Ya şu gecikmeyi engelleyin ya. Ben biriyle konuşurken niye salise senkronla sürekli konuşmak zorundayım? Aynı anda konuşabilelim. Bu ikinci isteğim. Üçüncü isteğim de ne olsun? Şöyle bir düşünelim. Ya mesela şey güzel. İnsanların uçmak istemesi güzel değil mi? Bence yani uçaksız. Yani şahsi olarak uçabilme becerisi kazanmak çok güzel bir beceri olurdu. Bir de bunu rica ederdim. Keyifli olur. Süper. Yani bu soruların en çok sevdiğim yanı, ekibimizi birlikte hazırladık. Her ünlümüze soruyoruz. Aynı sorular bu arada. Evet. Ama çok farklı cevaplar geliyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Sizden de çok değişik cevaplar geldi. Ben aslında şey düşünüyorum böyle hani ses tekniği, ne bileyim işte bir akor cihazı burada böyle entonasyon bozulunca öten falan ya da işte biyonik ses teli falan diye bekliyordum ama çok da Süpermen gibi uçmak mesela diyorsunuz. Her insanda böyle bir şey olsun diyorsunuz. Ya benim çocukluğumdan beri en büyük hayalim ya böyle bir bakarsın hani yani ne güzel masmavi gökyüzü ya abi istemiyor musun orada olmak? Orada tabii. Uçmak ne bileyim yukarıdan aşağı bakmak yani o özgürlüğü o rahatlığı istiyorsun. Bilmiyorum. Ya uçakta evet onu yakalıyorsun ama uçak çok mekanik bir şey yani hareketleri falan filan. Bunun sende olduğunu bir an hayal et yani bir kuş gibi kanatlarını hayal et. Bilmiyorum. Vallahi hocam ben de sanal havacılıkla uğraşıyorum uzun zamandır simülasyon şeyle. Çok bilinmeyen bir yönüm. Şöyle bir gösterecek kokpit var arkamda. Airbus'un kokpiti hocam bu. Öyle bir merakım da var aslında. Böyle bir sürpriz çok olarak söylemiş olayım. Öyle çok. En azından gerçek uçamasak da biz de bilgisayar yazılımlarıyla şey yapıyoruz. Şöyle de bir kitabım var. Şuraya hep koyarım onu. Şöyle göstereyim. Sanal pilot. Merak edenler baksın. Peki. Senin kitabın mı? Siz ne evet yazdınız? Evet hocam. Evet. Vay maşallah inanılmaz bir şey ya. Araya geçelim yani. Hızlıca. Kusura bakma. Vallahi bravo. Aklıma gelmişken, bravo. Yeri gelmişken. Peki. İkinci soru daha da ilginç. Siz uçmaktan bahsettiğiniz için aslında gezegenlere seyahat mümkün olsaydı. Ya orada kolonimiz var. Normal sürede gideceksiniz. Hangisi gezegene gitmek isterdiniz ve neden? Yani Ay'a gitmek isterdim. Yani büyük hayallerim yok bu konuda. Hani Plüton'a gideyim bakayım orada ne var falan gibisinden. Yani daha Ay'a bir gidelim bakalım ne var ne yok bir görelim. İlk önce onu bir görmek isterdim. Sonra sırayla diğerlerini de görebiliriz ama hani bir deneyim yok. Bu bence kıymetli bir şey yani. Hani sadece uzaktan gördüğün efendim şöyle yapılıyor, böyle yapılıyor. Uzayda şu yapılıyor. Şu astronot şu şekilde hareket etmiş işte. 3 adım atmış gibi bir şey değil de hani bunun bir üstü. Gidiyorsun orada. Bakıyorsun, sen de geziyorsun. Ne bileyim bir yerdeki toprağa dokunuyorsun. İlginç olurdu yani. Çok spesifik bir gezegen bu konularda şey olmadığım için. Hani yıldızları çok severim. Diyorum işte yıldız fotoğrafı çekmeyi severim. Zamanında gökyüzü haritası diye kitaplar alırdım böyle bakardım. Şu neymiş. Araştırmaya çalışırdım. Bir yere kadar
gelebildim. Ben jeoloji okudum. 2 sene jeoloji mühendisliği okudum. O sayede de hani hem yer kabuğu hem bir de ayrıca şeyi de çok severim. Ay şimdi gelmeyecek bir ismi. Ay niye gelmiyor aklıma? Dur bakayım. Ya hep konu kalmak istediğimde gelmedi. Celal Şengör mü? Abi böyle Ha, hatırlatmak Celal çok korkunç. Şengör'ün Mars jeolojisi üzerine çalışmaları var mesela. Ya Celal Hoca'nın ben İTÜ'de bir sempozyumuna katıldım. Gittim. Ya, müthiş bir adam. Gerçekten müthiş bir adam. O kadar güzel şeyler anlattı ki yani mesela soruyordu öğrenciler. Diyorlardı ki hani atıyorum bir gezegenden bahsediyorlardı o sırada. İşte dünyaya en yakın işte şeye sahip en kısa sürede dönüştürülebilecek gezegen olarak söylüyorlardı. Hani hocam acaba nasıl olur falan. 1.000 sene ya bir şey değil dedi. 1.000 senede de hemen orayı dedi şey yaparız falan dedi. Jeolog için 1.000 sene nedir yani? Evet. Ama benim çok hoşuma gidiyor bu sohbet. Yani hani 1.000 senede bunu hallederiz, atmosferini de yaparız falan demişti. Hatta hiç unutmuyorum o gün biri dedi ki hocaya, hocam dedi ben dedi Ankara'da dedi bir şey kuruyorum dedi işte uzaya insan getirip götürme şirketi açtım dedi. O da dedi ki şirketi. Öyle cevapları var. Alem biz bayağı gülmüştük. Ona hiç girme dedi. Yalnız herkese de tavsiyem şöyle bir şey dedi onun üzerine. O işi bırak robot işine gir dedi. Bak ondan daha çok kazanırsın kısa vadede dedi. İleriyi görmüş. Evet. Bundan sonra herhalde bir 10 15 sene, 20 senelik hayatımız tamamen robot teknolojileri üzerine olacak çünkü tabii. Zaten var Evet. ama daha da aktif hayatımıza gireceklerini düşünüyorum Evet. ben. Beraber yaşayacağımızı, beraber çalışacağımızı, bir yapay zeka ile beraber üretmeye başlayacağımızı düşünüyorum ileriki dönemde. Müzik üreteceğiz mesela. İlham verecek bana. Nasıl olacak? Ama olacak, Beste vardı yapacak. değil mi? Yapay zeka tarafından Var bestelenmiş tabii ki. falan böyle şeyler de var yani. Var öyle şeyler ben de görüyorum zaman zaman ama hani burada değiller ya, yanımızda değiller. Bir robot olarak bize fikir vermiyorlar yani. Bilgisayarda bir programlar şu anda. İşte ben Cubase programına 3 akora basıyorum. O bana diyor ki bu akorları istersen şunu 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 basabilirsin. Öneriyor bana. Programa bunu yazılıp verebiliyorsunuz ama hani kanlı canlı bir yanınızdaki bir robotun, insana benzeyen bir şeyin size konuşması bence yedili bassan daha iyi olur orada falan demesi. Böyle şey değil mi? Olmaz. Bariton bir Evet. robot böyle. Ya ilginç olmaz mı sen sus falan kavga etsek burada. Yani bilmiyorum Çok aklıma ilginç böyle olabilir. şeyler geliyor yani. Ağız Keyifli açıklığı de. falan diyor mesela böyle. O İşte işe öyle bir girmez bak. Onlara karışma şeklinde. O zaman robot gibi işlemeleme denen şey o zaman şey. ortaya Çok çıkıyor. değişik. Bir ODTÜ'de müzik değerlendirmesi diye bir ders almıştım hocam. Musical Appreciation diye. Hocamız da şey, Nejat Başeğmezler sevgili işte CSO'da viola çalmış 40 yıl üzerinde. Bize o dersi veriyordu. Orada şey demişti, konuşurken böyle sohbet etmiştik, bir YouTube yayınına çağırmıştım kendisini. Demişti ki aslında şu an bilim, yani müzikolojide, müzik biliminde en çok araştırılan şey tonların mükemmel olmaması. Yani mükemmel aralıklarla yaptığın zaman kulağa hoş gelmiyor diyordu. Kusurlu olacak Gelmiyor. işte 440 değil 442 falan bir adı vardı onu, bir terimi unuttum şimdi, söylemişti. Bu Doğru sorunu diyorsun. mesela psikologlar baktı mı falan gibi bana sormuştu. Dediğiniz gibi yani robot olsa da, ya da işte bugün midiler tabii eski de bir sürü teknoloji var, ototünler falan. Aynı dadı vermiyor ya işte, o büyük ihtimalle o Aynen. beynimizin mükemmeli sevmemesi. Birazcık kusur arıyor, insan kusuru arıyor herhalde işin içinde. Evet yani kusur ya insan müziği matematikleştirmeye başladığı anda yani sadece bir frekans değerleri olarak bakmaya başladığı anda onun sizin kulağınızda yarattığı etkiden uzaklaşıyorsunuz bence yani bunun ilgisi yok. O dediğiniz hikaye de hani frekanslar üst üste taşındığı zaman çünkü iki katı iki katı iki katı gidiliyor. Akorlar yan yana konduğu zaman sondaki akorlar bozuk geliyor Evet. kulağa. Başladığınız zaman bu ne ya akordu bozuk bunun diyorsunuz. Evet o şekilde akordu bozuk. O nedenle hiçbir piyano akor yapan kişi yani böyle akor cihazını karşına koyup yapmaz. Öyle akor da olmaz. Onu tabii belli notları alır, sonrasını tamamen kendi kulağıyla yapar. Çünkü insan zevki öyle bir şey yani. Garip. Mükemmel, mükemmel. Bu arada sizin işte jeolog yönünüzü belki çok sıkı takipçileriniz biliyordur da, ben hani yeni duydum. Güzel Evet. oldu bu vesileyle 2 sene. Sonra bırakıp İTÜ'ye girdim. öğrenmemiz. Sonra. Valla iyi yapmışsınız aslında, ama hani o da, onu okumanız da önemli bir şey. O geçmişi Valla ben bilmiyordum mesela. şöyle bir şey söyleyeyim. Daha okula girdim.
bir tane matematik profesörü vardı. İlk derse girdi sınıfa. Daha jeoloji birinci sınıf, ilk ders matematik. Girdi sınıfa, bize şöyle bir baktı. Aranızdan dedi, müzik yapacak olanlar bıraksın dedi okul dedi. Daha dakika bir. Adam o kadar alışmış ki. Anladın mı? Yani buraya girecek. Kesin iki sene sonra satıp gidecekler bunlar burayı diye. Ve böyle Allah'ım dedim, bana mı söylüyor, beni nereden tanıyor falan, bu adam böyle bozulmuştum. Ama hakikaten yani ilginç. Jeoloji bilimi çok değişik bir bilim. Çünkü toprak, gökyüzü, yani yaşamın gereklilikleri üzerine uğraşıp bunu sevmeye sizi adapte eden ve hani bununla ilgili çalışmalar yaptırıyor. Toprağı seven, yeri seven, uzayı seven, havayı seven, yani yaşadığı dünyayı seven bir insan aslında yarı şeyde de müzik tarafı da benzer şeylerle iç içe geçiyor. Ve o nedenle adam direkt söylüyor diyor. Aranızda şarkı söyleyecek varsa hemen saza başlasın dedi adam. Hiç dedi burada kalsın. Nasıl anlamış? Çok güzel ya. Yani şu, yani profesör sonuçta orada tesadüfi bir şey söylemiyor yani. Tecrübesiyle öngördüğü sizin şey. Sizin okul anılar ben... efsane hocam ya. Alaaddin Yavaşçı anınız falan, hatırlıyorum onu. Anlatmış mıydım onu ya? Birkaç kere anlattınız. Bir iki videoda anlattınız. Yaşlanmalı bunlar. Birkaç kere anlatırsam sıkıntı var. Bir kere anlatıyorsam... Çok ilginç. Ben sorularıma dönüyorum o zaman. Tamam. Sonraki sorumuz şu. Uzaylılar, yani uzaylı derken UFO falan kastetmiyorum. Şunu kastediyorum. Evet. Dünya dışında akıllı veya akılsız, yani bakteri gibi de olabilir, akıllı formda olabilir. Yaşam sizce var mı? Varlarsa geliyorlar mı? Ay valla, yılların kaosu bu. Şimdi bizim Özgün olsaydı burada, hocam zaten buradalar diyecekti direkt ya. Zaten buradalar. Yani nedir hani, zaten yıllardır buradalar. Valla ben inanıp inanmamakla alakalı olarak, hani inanç çok basit bir şeydir yani, inanmak. İnanırsın, evet o var bence dersin veya yok bence dersin. Hani temel bir varsayım gibi geliyor bana bu tür şeyler. Ama sizce var mı dediğinizde neden olmasın? Olabilir. Biz evrenin bir köşesinde toz tanesi kadar bir gezegende, bu şeyde hatta tozdan bile küçük mikroorganizma kadar bir gezegende, evrenin boyutuna bakılırsa var olabiliyorsak, başka bir yerde başka formların oluşmaması için hiçbir sebep yok ki. Yani neden olmasın? Evet. Aynı evren aynı mayadan parçalanarak büyüyor. Yani aynı mayanın dağılmış hali. Binlerce tane olabilir. Milyon tane de yaşam formu olabilir. Bunu ancak işte ne kadarını araştırabiliyoruz? Hala şeye, uzaya, işte şuraya yakın mesafelere şey gönderip, gemiler gönderip... Bir de o gemilerde insan da yok yani birçoğunda. Tabii mesela güneş sisteminin dışına çıkan Voyager 1-2 yani. Onlar da 40 yıl önce gönderilmiş. Evet. Daha yeterli. Yok. Belki ileride işte Elon Musk'tı, şuydu buydu, büyük atılımlar yapıp daha uzun süre, daha hızlı şekilde gidebilecek, belki daha kolay iletişim kurabilecek gemiler, ulaşım cihazları, ulaşım aletleri yapılırsa işte burada bir atılım sağlanabilir. Ve gerçekten de hani Hawking'in dediği gibi, adam diyor yani ya bu kadar kurcalamayın bu işi, sonunda hakikaten bir yerde bulacaksınız. Yani geri dönüş olmayacak diyor adam. Başınız eş alacaksın. Evet. Evet ya, yani yapmayın diyor, uğraşmayın diyor fazla. Evet. Belki de ya Hawking de bir dahiydi yani. Dediğin evet. Ne kadar, o zaman şöyle diyoruz, %51 doğru olma ihtimali var, sıkıntı yani. Boş biri demiyor, Hawking diyor. Evet. Bu arada izleyicilerinizin gençler de çok görüyorum, o yüzden söyleyeyim hani. Bu alanı cidden merak eden, hani ben işte UFO var mı yok mu, böyle UFO'larla işte yok bilmem ne enstitüleri, yok işte Amerika'daki şeylerle böyle zaman geçirebilirler tabii ki. Ama bu işte ciddilerse mesela astrobiyoloji okuyabilirler. Yani astrobiyoloji denen bir alan var. Dünya dışındaki canlı formlarını araştırıyor. Tamamen bunun üzerine kurulmuş ve çok saygın bir alan. Öyle hiç UFO'culuk falan değil. Biyolojinin, astronominin ortak paydası astrobiyoloji. Betül çok Kaçar güzel. Var mesela, işte Twitter'da takip ederlerse Betül Hoca'yı. Mesela o konuda uzman kendisi. Peki size göre, bu arada evet dediğim gibi inanç hocam burada, hani bilgiye dayanması gerekmiyor. Size göre bilim tarihinin en önemli buluşu nedir? Bilim tarihinin en önemli buluşu sanıyorum elektrik. Yani elektrikle ilgili her şey, üretilen her şey çok kıymetli bir şey bence. Bu dönüşüm bizim şu an bu saatte sizle konuşmamızı sağlayan temel şey yani. Elektrik çok kıymetli bir buluş. Yani elektrik buluş mu elektrik, ama onu dönüştürebilmek, işte bir lambaya dönüştürebilmek, bir şeye dönüştürebilmek, onun
o enerjisinden faydalanmak. Ve her zaman da beni şey etkiliyor o nedenle. Ben ne zaman böyle bir Tesla belgeseli izlesem. Böyle hayranlıkla adamı izliyorum. Ne olağanüstü bir zekası varmış. Ne muhteşem bir hümanizmi varmış ki. Hani Einstein'a posta koyabilecek kadar. Değil mi yani? Şimdi Einstein dedi mi şu an dünyada herkes aa Einstein inanılmaz diye her teorimine öyle bakarken. Hani zamanında hani senin bu yaptığın şey işte dünyada kötü şeyler yapacak diyecek kadar rahat bir adam ve hani hayran oluyorum o Tesla'nın felsefesine. Ne zaman konuşsam böyle konuşasım da açılasım geliyor. Daha da konuşasım geliyor adamla ilgili. Hani inanılmaz bütün kendisine aktarılan kaynakları gidip işte ben bu evre yaşayan her şeye, her bölgeye bedava elektrik vereceğim diye kendini yırtması ve sonunda hiçbir şey yapamaması. Bütün buluşların hepsinin çalınması. En sonunda da bence öldürülmesi. Öldürüldükten sonra evine girilip neyi varsa toplanıp işte NASA'ya götürülmesi. Çok acı. Acıklı ama, acıklı da bir bilim insanı hikayesi. Yani evet, Edison'la evet. Kapışması yani inanılır gibi değil ya. Yani yaşadığı her şey garip. Elektrik bence o nedenle kıymetli yani. Elektrik gerçekten yani bugün kesildiği zaman anlıyoruz ya hijyenik ihtiyaçlar evet. Deniyor buna. Yani varken var demiyoruz da yokken anlıyoruz bu ihtiyaç olduğunu. İşte elektriğin gitmesi... Ya internet altyapısı, teknoloji altyapısı buna bağlı. Yani şu an elinde powerbanklerle dolaşan hani bir nesiliz yani mecbur. O bile yani bir elektrikle ilgili. Elektrik var tabii ama keşfi işte kullanılması falan. Bu listemizde hocam bununla ilgili çalışan insanlar da var. Belki onlardan birini seçerseniz ve onlarla sohbet edersiniz. Çok mutlu olurum. Çok küçük bir örnek vereyim. Ben 99 depreminde Adapazarı'nda olan biriyim. Oo. 99 depreminde ilk giden şey elektrikler oldu. Yani elektriğin gittiği anda birincisi şöyle bir şey yaşadım, deneyim. Ben yıldızlara bakmayı çok seven biriyim ve hani ışık kirliliğinin ne olduğunu da iyi bilen biriyim. Bu çevremizde yanan sokak lambaları, şunlar bunlar, her şey ışık kirliliğidir bu işte. Yanlış aydınlatıyoruz değil mi aslında? O çok kötü bir şey. Biz gökyüzünü görememek üzerine hayatımızı kuruyoruz. Gökyüzünü görmeyelim de sokağa görelim kurtulalım. Ya çok ilginç bir şey. Kendimizi korumakla ilgili psikoloji. Başka bir şey değil. İşte oraya geleceğim. Çıktık depremden bir bulvarın üzerine oturduk. Korkudan hiçbirimiz bir şey yapamıyoruz. Tepeye bir baktım. Hayatımda o kadar yıldız görmedim. Çünkü kapkaranlık bir şehir. Bir tane ışık yok. Ya dedim muhteşem gözüküyor. Ya o korkunun içinde... Şaşkınlıkla bir de gökyüzüne bakıyorum. Yani dehşet sayıda yıldız var. Ve gerçekten çok ilginç bir şey. Elektriğin kesilmesinin ne kadar korkunç bir şey olduğunu söyleyeyim mi size? Çok basit. Elektrik olmadığı anda her şey duruyor. İletişimden tutun ne hayal ederseniz. Birinci gece biri bizim hepimiz evimizin önünde şeylerde yatıyoruz. Yerde yatıyoruz. Eve kimse girmiyor. Zaten yıkılmış her yer. Biri geldi mahalleye ve şunu dedi bak. Sakarya Nehri taşıyormuş. Her yeri sel basacakmış. Kaçın, kaçın. Bakın bu kadar söyledi. Biz o bahçede en az 20 kişiyiz. Bir arada oturan. Hiç kimse kalmadı biliyor musunuz? Herkes arabalarını atlayıp kaçtı. Sakarya Nehri'nin taşıp şehrin merkezine gelip bütün şehri su altına alabildi. Yani 9.9'luk bir deprem olup dünyanın jeoloji haritasının değişeceğine inandılar. Elektrik bu işte. Dezenformasyon o zaman bile değil mi yani? Kontrol etme şansı yok. Sokakta ışık yok. İnsanlar temel inanılmaz korkuyorlar. Hı-hı. Yani sokağa giren birini görmek için feneri suratına tutuyorsunuz ki kimsin, nereye gidiyorsun? Yani bir anda böyle bir hayata geçiyorsunuz. Bakın bir gecede. Şu an her şey çok konforlu ama bir gecede her şey değişebiliyor. O nedenle elektrik inanılmaz kıymetli bu yeni dünyada. Revolution diye bir dizi vardı sanırım. J.J. Abrams'ın eski de bir dizi. Kuzenim tavsiye etmişti bana. Orada öyle oluyor. Bir anda bütün elektrik sistemleri gidiyor. Öyle başlıyor dizi. Bir tane adam var şeydi işte. Google diye bir yer vardı. Ben orada çalışıyordum. Eskiden çok iyiydi falan diye böyle arada. Yeniden tarım yapılmaya başlıyor. Yani elektrik yok. Hiçbir şekilde bir elektrik yok. Aynı dediğiniz gibi o döneme düşüyoruz. Peki hocam eğer siz bir bilim insanı olsaydınız. Yani şu anki işte jeolojiyi net demiyorum. Net. Hangi alanda çalışmak istedim? Çok net. Ben baştan beri benim hayalim, en büyük hayalim tek. Amazonların ortasında hayvanlarla, kuşlarla ilgili çalışma yapmak isterdim. Oo, çok ilginç. Ve bütün ömrüm boyunca sekmeden, hiç çıkmadan, ölene kadar hep bunu yapmak isterdim. Yani
orada kayıtlar yapmak, değerlendirmek, incelemek, veriler yazmak, notlar almak ve bir ömür boyu kaç sene yaşıyorsan bu notlarımla böyle kitaplar çıkarmak isterdim. Mükemmel. Ya peki onların hani hayvan yönü mü daha çok ses yönü de mi var? Her hani şey. Kuşlar. Yani yaşam, o yaşam formu bana çok şey geliyor. Ya orada oranın hayatı belki çok zor. Yani bu bir hayal. İşte sordunuz ya, isterdim. Tabii. Evet, yani oraya gidince Amazonlarda yaşamak kolay mı? Yani imkansız neredeyse. İnsan her türlü şeyde büyük sıkıntı. Yani bir insanın yaşaması için en zor şartlar neredeyse. Ama bana çok çekici geliyor her zaman. Yani o detayları incelemek, o hayvanların neler yaptığına bakmak, canlılığın nasıl oluştuğuna, nasıl ses çıkardıklarına, ne yaptıklarına, öbürünün ne yaptığına, kaç tür canlı olduğuna. Çok zevkli değil mi ya? Bir ömür harcanır buna. Ne? Keşfedilmeyi beklenen ne kadar çok hayvan var aslında. Çok fazla keşfedilmemiş alan da var. Yani türler var. Dediğiniz gibi. Şey çağrıştırdı hocam, Jane Goodall biliyor musunuz? Bu şempanzelerle birlikte yaşayan bir bilim insanı. Merak edenler baksın Jane Goodall'a. Bayağı bir ilginç bir insan. O da aynen sizin hayal, o şempanzelerle yapıyor. Onlarla yaşıyor işte, onların doğasında falan. İşte. Çok değişik keşifleri oluyor o yüzden. Çok ilginç yani. Zooloji aslında. Zoolog olmak üzere ya da etolog. Etoloji de diye bir alan var. Hayvan davranışı inceliyor. Psikolojiye böyle bir dirsek temasında bir alan. Onu da belki hani işte meslek arayanlar, merak edenler varsa onu da söyleyeyim. Etoloji tam o konuda aslında hocam, merakınızda. Ah işte benim büyük babam falan çok acayip bir adam. Cumhuriyet'in ilk öğretmenlerinden benim büyük babam. Yani keman çalıyor, jeolojiyle ilgileniyor, radyo yapıyor kendi. Çok ilginç. Bakın tahnit yapıyor, hayvan tahnitleri yapıyor. Ben hayatımda böyle bir insan görmedim. Yani nasıl bir insan? Bizim eve çocukluğumda ben hatırlarım böyle insanlar gelirlerdi. İşte atıyorum o zaman hani ulaşımlar hiçbir şey kolay değil. Yani 80'li yıllardan bahsediyorum. Daha zor. Böyle gelirlerdi ve torbalarla taş getirirlerdi. Obsidyen getiriyorlardı dağlardan. Ya jeolog değil adam. İlkokul öğretmeni. Tamamen hobi. Zevk alıyor. Tam yani, böyle Hezarfen gibi. Her şeye Da Vinci abi, gibi yani. Böyle her şeye meraklı. Bizim şu anki zaten en büyük sorumuz şu. Topraktan uzaklaştığımız için bize bunlar vay ne kadar ilginç gibi geliyor. Toprakla ilgilenen adamın hayatı bu zaten. Yani yaşadığın şeylere bakıyorsun, hayata bakıyorsun. Yani jeolojinin mesela oluşumu nedir? Nasıl jeoloji oluşmuş? Çok basit. Bir tane adam dağa çıkıyor. Çok basit yani. Bu ne ya falan diye bakıyor. Tadına bakıyor falan. Allah Allah, bu taşı koyuyor. Ondan sonra öbürünü koyuyor. Aa diyor, bu taşlar nasıl oluşmuş acaba? Ya bu kadar basit. İnsanın temel sorularıyla oluşan bir şey bilim denen şey. Ve bu kadar zevkli ki. Ha tabii onu yapabilmen için jeolojide özellikle çok paraya ihtiyacım vardır. Hiçbir zaman yani aç adam jeoloji yapamaz bence. Genel hoca olsa belki gömerdi beni ama gerçek bu yani. Geçeceksin çünkü onda yani. Neyse. Öyle çok zevkli. Çok ilginç. Celal abiyle de biz 3 yayın yaptık. Belki yayından sonra konuşalım. Belki bağlantı kurmanızı bir daha denemenize yardım ederiz. Almak istiyorsanız konuk. Kabul edebilir belki belki. Oraya gittiğimde yanına gittim. Hocam dedim. Aa Emre nasılsın dedi. İyiyim hocam dedim, hani gitmek falan. Geleceğim dedi. Şu işler bitsin geliyorum falan. O işler. Biz de öyle. Biz de öyle. Sürekli hatırlata hocam. Yapıyoruz. Peki. Bir diğer sorum. 150 yıl öncesine gitseydiniz. Zaman makinesi. Bir anda gideceksiniz ama orada kalmalı. Dönme yok. Hangi, bugünden hangi teknolojik aletle gitmek isterdiniz? 150 yıl öncesine gideceğim. Hangi? Aa net. Ses kayıt aleti. Tabii. Çok güzel. Hatta beni daha geriye gönder. 304 gönder. O ses kayıt aletine gideyim abi. Her şeyi çekeyim. Yani 300 sene önce ezan nasıl okunuyordu çekmek isterdim. Efsane bir şey. Çünkü sürekli değişime uğruyor. Bilmiyoruz. 300 sene öncesi yok cepte. Konuşmaları, oradaki dili hayal ettiğimiz gibi değil. Enstrüman çalıyorlar. Ne yapıyorlar? Beethoven ilk bestesini nasıl kaydediyor? Nasıl bestelemiş? Gibi gibi. O kadar çok detay var ki. Hep yani kulaktan kulağadır ya bunlar. Ben sana bir şey söyleyeyim ama en sonunda bir bakarsın başka bir şey olmuş. İşte ilk ham halini deli gibi yani. Böyle gezerdim sokakta. Nasıl konuşuyorlar? Diller nasıl?
o dilin özellikleri yani o ses kayıt aleti abi direkt. Sizin bir de doğa sesleri projeniz var değil mi hocam? Var. Türk Hava Yolları'nın da işte şey yaptığı, kullandığı. Evet. O projenin kanalı falan var. Spotify'da da bir yerde de gördüm ben, YouTube'da da. Tabii tabii. O nasıl bir şey hocam? Ondan bir kısaca bahseder misiniz? Aynı çünkü aynı kafa yani o merakınız, bilim aynı kafanızla ilgili. Doğa Sesleri projesi benim 2007'den 2008'den beri yaptığım proje. Yaklaşık 30'dan fazla albüm var o şekilde yaptım. Gidiyorum mesela atıyorum Foça'ya gidiyorum. Foça'da ses kayıt aletlerimi kuruyorum, kameralarımı kuruyorum. Bir anı kaydediyorum. 10 dakika, 20 dakika. Sesi hiç ses çıkarmadan sessiz bir yerde atıyorum bir gemi geçiyor yavaş yavaş işte kuşlar ötüyor veya karlı bir yer işte Bolu'da bir dağa çıkmışım orada o karın kristal yağma sesini kaydediyorum o doğayla birlikte. Ve bunların üzerine stüdyoda müzik yaparak yayınlıyorum. Bazılarını müzik yapmadan yayınlıyorum. Orijinalleri yayınlıyorum. Doğa sesleri bu. Bu projeyi ben 2016'dan sonra Türk Hava Yolları benden istedi. Dedi ki biz uçaklarımızda korkan, hani stres yaşayan insanlar için verelim. Ve bütün doğa sesleri albümlerini bir de ayrıca video görüntülerini ben onlara verdim. Bir anlaşma yaptık. Ve inanılmaz izlenen bir Kore proje. bileti almıştınız değil mi karşılığında hocam? Çok güzel o hikayede ya. Yani hakikaten yani TEDx'te anlattığım hikaye yani hayat böyle bir şey işte. Yani ben bir şeyi çok istediğim zaman bambaşka bir yerden kalkıp Türk Hava Yolları benden o projeyi dedi ki ben de dedim ki o projenin karşılığında para istemiyorum. Bana iki tane bilet verin. Arkadaşımla gidip gelebileyim falan. Ve o tamam olur dediler onun karşılığında. Ve Çok biz güzel Kore'ye ya. gittik. O yakla sohbet ettik. Hayatımda 10 gün Kore'de kaldım. Ne bileyim o zaman dolar çok güzeldi abi. 2500 liraya 10 gün kaldık ya Seul'ün merkezinde. Ben 2500'dü. sizin Serdar Hoca ile o bölümle İran, Kore, Kırgızistan, bir de Azerbaycan'ı izledim şu ana kadar. Onları hep izliyorum. İşte ondan sonra Çok zaten sevdiğim şey yaptım. bölümler. Ya Böyle bir de çok. böyle şey çekiyorsunuz ya hani böyle çekime çok dikkat etmeden böyle o anda sizle geziyor bir. Hani şey derler point of view, POV derler Aynen. ya böyle sizin bakış açınıza o çok Aynen. hoşuma gidiyor. Bir Yani. de şeyler çok otantik. Hani giriyorsunuz bir yere o şaşırma. Çünkü cidden oluyor yani. Şu gezi programları çok takip ederim. Ayhan Sicimoğlu'yla da yayın yaptık. Ayhan Hoca'yla. Gülhan Müthiş. Şen'le yapamadım. O da müthiştir. Ama ben de böyle YouTube'da çekiyordum falan. İşte onlar böyle bir şey ayağı vardır. Hani böyle bir sahtelik vardır. Yani işte sayın seyirciler şurada şöyle, burada böyle bilgi verir falan. Siz bayağı kendiniz geziyorsunuz. İşte o şeyi mesela Aziz İstanbul'u okuduğunuz o sarnıç. Bayılıyorum. Oraya girişiniz, oradaki şeyler İran'da müthişti İran ya. Kaşan. Kaşan'da tamamen işte o taksici bizi alan taksici dedi ki burada böyle büyük merkezliyim sizi falan. Adam beklemiyordu öyle bir şeyle karşılaşacağım. Biz bir girdik içeri aman ya Rabbi yani olağanüstü ve ya işin manyaklığı ne biliyor musunuz? Asıl keyif şu. Dışarısı 43 derece. Yanıyorsun, sarnıca gidiyorsun, terin, üşüyorsun. Yani diyorsun ki Allah'ım iyi ki buradayım ya. Ne kadar güzel bir an. Hani bunu bir daha kaç kere yaşayacağım hayatımda diyorsun. Yani İran'a gitmeyi bir daha çok istiyorum. Şu pandemi olmasaydı çoktan gitmiştim yani. Defalarca giderdim. O dediğin heyecan hikayesi de hani Ayhan abi 40 kere görmüştür o gittiği yeri. Tabii, Ondan tabii, tabii doğru. bir kere gördüğü yeri nasıl anlatacak? Wow diye. Ben hakikaten ilk defa görüyorum yani. Bir gidiyorum. Burası neymiş diyorum. SM Town'a gidiyorum Kore'de. Yani diyorum ki hani bir müzik şirketi bizde de bir sürü müzik şirketi var ama hepsi atıyorum bir bünyededir. Veya kendi şirketleri varsa da bile en fazla kaç oda olabilir yani. Devasa bir ikiz kule dikmez kendine. İkiz kule ya. Ne Devasa kadar bir büyük. ve tamamen o sanatçıların ürünlerini satıyorlar. Yani oradan hani şu an bakın ben gittiğimde Kore'ye 3 sene 4 sene falan oldu. 3 sene oldu tahmin ediyorum. 3 yıl sonra o gördüğüm şey şu an dünya pazarına hakim oldu. Adamlar o kadar güçlüydüler o zaman ama kimse bilmiyordu. O zaman dalga geçiliyordu Korecan diye herkeste. Fakat şu an dünya pazarına hakimler işte. Çıkmadıkları Amerikan töreni yok artık. Hepsi denebiliyor. Kanalınızın da sevdiğim yönlerinden biri işte takipçilerin de yani böyle bir open source bir şey ya aslında kolektif Tabii. takipçilerin gönderisi K-pop'a giriyorsunuz. İşte İran'a mesela İran müziği ilk Hümayun Şecer ilk dinlediğiniz böyle Abi. 20 dakikalık şey var ya sonra ben onu BBC'den bulup dinliyorum mesela işteyken çalışırken çok dinlerim o konserini. Onları falan keşfedişi bize de keşfettirmiş olsun. Mesela şey demiştiniz ya orada ne kadar dar aslında hep aynı müzikleri dinliyoruz.
O çok güzel bir şey. Kore, işte İran müziği, Azerbaycan müziği müthiş, müthiş yani. Şimdi iki tane röportaj yaptım. Yani Norveçli Mari Boin isimli bir şarkıcıyla röportaj yaptım. Gene orada da bayağı şaşırmalarımı görecek insanlar. Çünkü ben röportaj yaparken yani sonuçta bir analiz yapıp analizde mesela diyorum ki ya burada saz olsa ne güzel olur dedim. Kadınla sohbet ediyoruz. Dedi ki ben dedi 90'lı yıllarda İstanbul'da çalıştım dedi. Böyle bir müzikolde çalıştım falan dedi. Ve dedi 1980 bilmem kaçta yaptığım albümde zaten saz kullandım ben dedi. Oooo diye patladım falan ben böyle. Bağlantılar. Nereden nereye? Çağrışım. Ve çok başka bir taraf. Yani hani Norveç'teki Sami ırkının yaşadıklarını anlattı bize. Kadın oranın en önemli Sami ırkı temsilcilerinden biri. Senelerce aşağılanmış bir grup. Çok ilginç hikayeler. Ya yani bu sefer bakıyorsun çocukken 7-8 yaşlarında bir tane Fransız öğretmen gelmişti bizim eve. Annemin, babamın Bodrum'da tatildeyken tanıştığı bir aile. Hiç alakası yok. O zaman gelirlerdi öyle ülke ziyareti işte hani çocuklarıyla gelmişler. Adam tarih öğretmeniydi. Ve oturup bizim mesela Türk tarihini böyle deli gibi okurdu. Geldiğinde annemden babamdan kitaplar alır, İstanbul'dan kitaplar alır. Neden? Adam zevk alıyor. Ya diyor ki ben tamam Fransa'nın tarihini biliyorum eyvallah da. Ya bu Türkiye'nin tarihi ne acaba? Ne yapmışlar? Ne yaşamışlar? Ne olmuş? Bu neymiş? Böylece adam vizyon sahibi oluyor. Şimdi ben onu hatırlıyorum. Yani Norveçli bir kadınla Norveç'teki Sami ırkının Norveçlerden ezilmesini konuşmak bana böyle çok keyif veriyor. Diyorum ki çünkü bu konuyla ilgili en azından bir değerli bir sanatçıdan direkt böyle besliyor sizi. Aç bakalım ağzını. Aç bakalım ağzını. O nedenle bu işi çok sevdim ben. Yoksa hani iş ses analizi eşin sadece merhaba nasılsınız, teşekkür ederim siz nasılsınız kısmı. Ama arkasına geçtiğin zaman filmin o dediğin o bilimsel tarafı var ya, o zaman ne oluyor? Müzikoloji, sosyoloji girdikçe giriyor. Girdikçe böyle ooo. Allah Allah ortalık geldi. Ya. Yeni evet. Kültürleri tanımak, yani dünya bizim ülkemizden ibaret değil, bizim mahallemizden ibaret değil. Neler var, ne kadar farklı. Hepsini öğrendikçe zenginleşiyoruz aslında. Şimdi, bu arada şimdi programı başlık koymuştum ben bizdeyken. Burada tabii öyle olmadı. Gelenlere de tekrar hatırlatalım. Gelecek Bilim'de izliyorsunuz arkadaşlar. Ünlü Bilim programı. Ünlülerle yaptığımız bir bilim talk show'u. Ama çok güzel sohbetimize devam ediyor. Ara ara hatırlatıyorum. Bizim Gelecek Bilim'de ekibi izliyor. Bir yorum yazarlarsa siz de sabitlerseniz hocam çok güzel olur yazdıklarını. Yeni gelenlere şey olsun, karışıklığı gidermek adına. Peki, siz demiştiniz ki Ay'a gitmek istiyorum zaten. Bu soru da çok güzel geldi. Ama bu soru şöyle. Hangi ünlüyle giderdiniz? Ünlü biri olacak. Neden? Ben de? Gitmedim. Şu an tabii ki eşimle giderim. Ünlü mü eşinizde hocam? Ha, pardon, ünlüyle giderim. Ünlü olması lazım. Kimle gideyim? Aya ünlüyle gitmek, arkadaşımla gitmek isterim ya. Çok güzel, Serdar benim en sevdiğim arkadaşım. Kore'ye gittim, Kazakistan'a gittim. Aya da giderim be. Yanınıza köfteler, sucuklar. Aç da kalmam. İşte budur. Aya da Serdar'la gidiyorum o zaman. Gerçekten çok keyifli. Yani Serdar'ı tanısanız, hani yakından tanısanız... İnanın var ya böyle diyeceksiniz ki ya ne olur senle bir kere geziye gidelim. Öyle bir insan yani. Gerçekten. Gezmelik gerçekten gerçekten. Hocam Gelecek Bilim'de diye yazmışlar. Birini herhangi bir seçtiğinizi sabitleyebilirsiniz. Gelecek Bilim'de şimdi önce bulmam lazım. Evet ben orada bir sonraki soruya geçeyim. Son sorumuz bu derin sorulardan. Neyse sorun siz. Ben bulursam hemen yapacağım. Tamam. Arkadaşlar ünlü bilim diye yazın. Açıklamasını yazın ki programın. Sadece Gelecek Bilim'de yazmayın. Hoca orada bakar. Şimdi bilim ile hangi fiziksel ya da psikolojik özelliğiniz böyle sihirli bir şekilde gibi düşün. Hani çok gelişmiş bir bilim sihirden ayrılamaz diye bir söz var ya öyle düşün. Çok gelişmiş bir bilimimiz var. Psikolojik ya da bir fiziksel bir özelliğinizi değiştirebilirsiniz. Hangisini değiştirmek isterdiniz? Fiziksel ya da psikolojik ikisinden birini mi değiştireceğim? Hadi hocam sizin hatırınızı ikisini de veriyorum. Bir fiziksel bir psikolojik. Hadi bakalım. Şimdi bir saniye. Outside Woman Blues yazmış Gelecek Bilim'de diye. Onu ben bir önce yorumu başa tutturayım. Tamam. Fiziksel özelliğimi değiştirmek
Ya zaman zaman kilo alıyorum. Kolay sayılmak isterdim. Bu güzel bir özellik. Tamam. Bilimle bunu yapmak isterdim. Ama gelecek bilimde yapmalı da başka bir şey. Daha iyi olur hocam. Onu yapsanız hemen bulurlar. Daha iyi olur. Şimdi, psikolojik özelliğim ise, ya psikoloji değiştirmek ne kadar zor ya. Bir tane taşı çektiğin zaman böyle o koca bir şey var ya, aslında senin hayatındaki yaşadığın bir travma sana belli şeylerde bambaşka bir yön açıyor. Şimdi o travmayı buradan çekersen belki üstündeki hiçbir oluşum oluşmamış olacak yani. Kötü gibi değil mi, ama kişiliğinizi de o gelişmesinde bir değişik bir etkisi oluyor travmaların. Yani yaşadığın korkunç bir aşk acısı, sana göre aşk acısı ha, yani böyle genel bir aşk acısı değil. Sana göre o büyük bir bunalım çünkü. Bir ego sorunu, problem. Ama onu yaşamadığın zaman Kelebek diye bir şarkı çıkmıyor. Bu sefer o taşı çektim. Ya öyle bir şey olmasın. Mutlu olayım dedim. Kelebek yok artık. Ne bileyim, benim hayatımın mihenk taşlarından ayrılmış oluyorum. Bugün mesela atıyorum kendi geçmişimde yaşadığım bir problem, psikolojik sorun. Ben onu 15 senede farz edin halletmeye çalışmışım, işte sakinleştirmişim, dur artık arkadaş olalım demişim. Onu 15 sene sonra artık o öğrendiğim bilgiyi yayınlarımda kullanıyorum. Canlı yayınlarımda benim o işim. Onu çektiğim anda başka bir insanla karşılaşacaklar. Belki hiçbir zaman o yayını açmama gerek kalmayacak. Niye kendimi anlatayım ki falan diyeceğim. Bilmiyorum yani. Biz klinik... Şöyle diyebilirim. Bir geçmişi özel... değil de hocam. Özelliğiniz mesela geleceğe yönelik de mesela. Şunu çok yapıyorum, bunu yapmayayım. Ya da şey, öyle bir olabilir geleceğe yönelik. Şunu çok yapıyorum, bunu yapmayayım. Yani evet, daha böyle şey olmak isterim. Ben genelde dışarıdan bakıldığında zaten çok sinirli bir insan değilim ama yani daha da olgun olmak isterdim. Daha da. Hani böyle harbiden, hani peygamber sabrı derler ya bazıları. Adamı şey yaparsın falan. Göreceksin sen bir gün falan. Ya arkadaş, bir sinirlen yüzüne. Yani bir tık. Ya benim gibi böyle şey Akdeniz karakterli bir heyecanlı bir adamın öyle olması beklenemez ama zaman zaman bazı konularda öyle olmak isterdim ki karşı tarafı daha iyi diyaloğum olsun veya daha iyi anlayayım. Çünkü hakikaten bazen erken sinirlenmek bazen karşındakinin ne dediğini anlamamana sebep oluyor. Bu bir kusur olarak kendimde görebilirim yani. Gerçekten. Ama yani biz mesela değiştirmek dediniz ya, klinik psikologlar, psikoterapistler, ben de şimdi psikoterapi pist adayıyım, daha değilim, öğreniyorum, danışan görüyorum işte hocalarımla birlikte, orada şeyi çok görüyoruz yani, kişiyi değiştirmek değil aslında da, geçmişi değiştiremiyoruz ama geçmişteki olaya nasıl baktığımızı değiştiriyoruz. O kadar zor ki yani, seanslar hani insanlar genelde şey bekliyor hani, çünkü ne bileyim başın ağrıyor, ilaç alıyorsun geçiyor ya, böyle bir şey bekliyor ama sen o şey, o psikolojik sorun bir günde gelişmemiş ki, yıllarca gelişmiş, onu da çözmesi hani bir gecede olmayacak. Problemli hallerini çözmek, törpülemek gibi aslında, hani tümden değiştirmek değil. Çünkü çok güzel bir şey söylediniz, hani travma psikolojisinin en önemli şey travmatik olayın kişiliğe entegre, embed olması, entegre olması. Entegre olduğunda travma çözülür. Yani o olmadı değil, oldu, kötüydü ama bana bunları kattı. Ben artık travmadan sonra başka biriyim. İşte örnek veriyorum, 17 Ağustos depremi sizin için öncesi sonrası gibi. Başka bir insansınız. Keşke olmasaydı, evet kötü ama entegre olmuş artık. Onu gördüm söylediğinizde. Öfkeyle ilgili de mesela yine bir psikolog olarak şunu söyleyeyim. Öfke aslında sağlıklı bir şeydir. Mesela öyle çok mi? Öfkelenmek sorun olduğu gibi hiç öfkelenmemek de bir psikolojik aslında soruna işaret eder. Yani o yüzden ara ara öfkenizi atıyor olmanız öfkelenecek şeylere iyi bir şey. Şeyi öğrendim hayatta. İçte tutmak, yani sende biriktirmek dünyanın en büyük problemi. Yani o çünkü şey gibi, zindan azabı yaşamak gibi, sürekli bir hapiste yaşamak gibi. Evet, kızıyorsan abi. Kız ya. Kız yani. Evet. Görsün, başkası çeksin senin acını. Sana ne yani? Evet. Dengeli bir şekilde. Aynen. Burada derin sorular bölümümüzü noktalıyorum hocam. Çok da zamanınızı almak adına. Hangisi bölümüyle karşınızdayız? Hızlı şıklı sorular bunlar. Yani bilgi tarafı da var ama çok da aşırı bilgi diye, eğlenceli sorular, aydınlatıcı olsun diye. Şimdi birinci sorumuz şu, ama dur, soru gözükmüyormuş. Şöyle yapayım. Allah. Hangisi sizce daha önce icat edilmiştir? Çete de yazabilirler ama kopya yok. Çete yazsınlar da biz bakmayız. Kibrit, çakmak, büyüteç, çengelli iğne. Daha önce icat edilmiş. Güzel. Benim tahminim çengelli iğne olabilir.
Yani jeolog olarak hocam biraz daha düşünün. neden şöyle söyleyeyim? Çengelli iğneyi atıyorum Çatalhöyük'e de gittiğin zaman oradaki bir kadın mutlaka Çengelli iğneyle 9000 sene önce de kullanmış atıyorum yani. Onun bir oluşum tabii daha erken ne olabilir? Ateşi bulma falan ama kibriti bulabileceğini sanmıyorum mesela. Çakmak bugünlük böyle Değil Zippo işte aslında çakmak taşı hocam. Ha, Çakmak çakmak taşı. taşıysa zaten hani E, C o gidiyor. yüzden. Evet. Evet çakmak olduğu için. Çakmak taşı olduğu için C Evet. oluyor. Evet. Ama bu soruların bir doğru cevabı yok. Yani çok farklı. Yarın bir gün bir Aa. çengelli yine bulurlar. Karbon testiyle daha erken derler. Değişir cevabı. Evet. Bu da yine böyle afaki bir soru. Hani böyle şey bir soru. Fatih İstanbul'u fethettiği gece mesela yemekte ne olmuş olabilir? Yediği yemekte ne olmuş olabilir? Hangisi Allah bulunmuyor Allah. olabilir? Valla ben kendi sevdiğim şeyi söyleyeyim. Patates olsa çok güzel olurmuş yani. Çünkü genel olarak ben Adapazarlı olduğum için bizde patates şeydir yani. Kutsaldır. Resmen Çok yani. güzel besin, evet. O nedenle yani ister haşlama olsun, ister püre, ister normal yemeğin içine katılabilir ama patates bir de güzel enerji verir ya böyle. Patates yediğin Evet. zaman kendini iyi hissedersin yani böyle her şeye karşı. Mideni iyi düzenler. Yani. Geçen bir bilgi gördüm. Bir kişi unuttum adını. Patatesin normalde zehirli olduğunu düşünüyorlarmış. Kendisi de Fransız galiba Rus hapishanesi mi ya da Rus Fransız hapishanesi birinden biri kaldığında patates veriyorlarmış mahkumlara sürekli. O da orada onun hayatta tuttuğunu işte tadını sevmeye başlamış. Çıktıktan Allah. sonra da hapisten patates konusunda bir lobicilik yapmıyorum. Hayır bu zehirli değil, yiyin ne kadar Lobicilik. güzel. Günümüzde patatesin bu kadar hani sevilmesi, yaygınlaşması. Ama hocam cevap ne yazık ki patates değil. Çünkü patlıcan, domates ve patates Amerika kıtasına özgü bitkiler. Aa. Fatih Amerika'dan keşfedilmesinden önce yoktu eski dünyada. O yüzden yemiş olamaz ömründe. Çikolata da hakeza ama turp yiyebilir. Turp varmış. Özür dilerim. Turp da Amerika'ya özel. Çok pardon. Ne var? Patlıcan. 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 O ilginç. Evet. Evet. Gerçekten ilginç. Demek patates sonradan geldi. Evet. Yoktu yani bugün en çok sevdiğimiz şeylerin olmaması. Olmazsa olmaz denecek şey patates ya. Türkiye'de de ne kadar çok çıkıyor yani. Bir sürü yerde Evet. çok iyi patatesi vardır. Ödemişim patatesi güzeldir. Adapazarı. Adapazarı değil mi? Ha, doğru. Şimdi Yani anladım. Adapazarı Evet. Kesin keyifli. patates demeseniz zaten önce akrabalar falan küserdi Ya yani. Mecbur patates diyecektiniz. patates biz yani çocukluğum öyle geçti. Bizde her şeyin patateslisi yapılır yani. Fenadır. Evet. Allah çok seviyorum. Devam ediyorum. Hangisi periyodik tabloda bulunan bir element değildir? Tamam. Çok net su. Evet. Çünkü su bir molekül, element değil Şey diyeyim mi? arkadaşlar. En başarısız olduğum ders hayatım boyunca kimya. Evet. Kimyada çok başarısızdım ya. O kadar sıkılıyordum ki derslerinde. O kadar sıkılıyordum ki. Yani hocalara diyordum ki hocam yani olmuyor ya yapamıyorum yani. Bir arkadaşım bana anlatırdı böyle der ki bak oğlum şununla şunu karıştırıyorsun bu oluyor. 1/2 bilmem. Abi ben bunu niye öğreniyorum ya diyordum. Niye? Ne yapacağım bunu hayatımda? Bu benim için çok kritik bir sorudur. Bana onun neden öğrenmem gerektiğini anlatan insan olduğu sürece sevdim ama yaptığım şey. Eğer anlatamıyorsa benim için çok anlamsız. Fizik ortaokul ikinci sınıftayım. Hiç unutmuyorum hayatımı. Yani o seviyede ortaokul ikinci sınıfta kendimi bilinçli farz etmiyorum. Hayal de etmiyorum. Ama unutmadığım bir tek anım var. Koca ortaokuldan ya. Tek anı. Fizik dersinde hoca tahtaya yazmış, 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 yazmış. Parmağımı kaldırdım. Hocam dedim bir şey soracağım size. Adam kitapları olan çok değerli bir insandı. X nedir? Y nedir? Z nedir? Bilmem ne nedir? Hepsini böyle tek tek sıraladım tahtada yazanları. Ben bunu neden öğreniyorum? Wow. Bana ne dedi biliyor musunuz? Neden öğreneceğini boş ver. Yaz bunları ezberle dedi şimdi dedi. Hiç Şimdi beklemediğim bir cevap oldu. adam aslında yani kıymetli bir adam. Fakat ben oradan şunu düşünüyorum. Aslında şunu diyordu. Benim bunları size anlatacak vaktim yok. Yani sizinle bu kadar uğraşamam. Aranızdan bir kişiyi kazanmak gibi bir hedefim de yok. Bu çok böyle aslında yitik bir hikaye. Ve tamam o zaman senin böyle bir hikayen yoksa bizi böyle düşünüyorsan zaten aramızın hiçbir tane fizikçi çıkmasını da bekleme zaten.
Nasıl çıkacak? Çünkü kimse sevmiyor yaptığı şeyi. Herkes bakıyor ve ben hiç bir o günden sonra bir kere fizikle ilgili bir şey görmedim. Umursamadım da hayatım boyunca. Ne zaman umursadım? Üniversite ikinci sınıftayım. Ya dedim bu kadar ben doğadan zevk alıyorum, bir sürü şeyden zevk alıyorum. Konservatuvarda bu arada, jeolojide değil. Baktım, müzik okuyorum. Konservatuvar ikinci sınıfında gittim şey kitapları almaya başladım. Fizik, işte ilk kimya buluşları nasıl yapıldı. Şimdi oraya döndüğün zaman işte müthiş bir zevk alıyorsun. Yani adam bir şey düşünüyor. Ya bu nasıl oluyor acaba diye düşündüğü zaman zaten kurgulamaya başlıyor. Ve o kurgu meraktan değil mi? Yani merakla başlıyor önce. Aynen. O kadar insani ki. Yani neden bu düşüyor ya? Bu kadar abi. Bu neden aşağı düşüyor? Neden olabilir? İşte bir şey var galiba diyor. Acaba ne bunu aşağı çekiyor? Ya havada kalması lazım. Ya bu kadar basit bir şey deyince ah dedim o zaman fizik de insan bilimi. Yani insan mı yani? Karan insan. Başka bir varlık değil. Sana öğretildiği şekilde değil. Bunu sen de düşünebilirsin arkadaş. Yani en azından temelinden belli bir yere kadar zevk almayı öğrendim. Ama tabii ki benim için böyle rakamlara boğulmak, notalarla uğraşmakla aynı değil. Ben notaların içinde böyle çok güzel yol alabilirken rakamlarda bir yere kadar gelip yeter hadi bir çikolata yiyelim. Kıvırabilirim. Kimyayı da birçok şeyi daha böyle sorulabilmesi için herhalde değil mi? Sınav sistemi bir dünyada da çoğu başka ülkede de öyle. Böyle şeye çeviriyoruz. Mesela ben de kimyayı şimdi BuzzFeed'e deneysel bilim diye bir kanal var. Bir kimya şirketinin bir aslında bir projesi. Yani reklam projesi gibi ama güzel şeyler. Ya orada şeyi görüyoruz. Asit öğrendik. Asit işte pH falan. Ama onu göstermek ya kimya öyle bir şey. Hani o element al, karıştır, görelim. Yani görsel anlatsa, çalıştığını gösterse. Biz işte yok Avogadro sayısı, yok işte molekül. Bunlar olduğu zaman ben de öyleydim hocam ve ben üniversitede psikoloji okudum. Sonrasında falan böyle bilim iletişimi başlayınca bilim iletişimi yaparken o popüler bilim makalleleri, bilim iletişim makalleleriyle böyle merakım. Çünkü orada şöyle gidiyorum. Ben gidiyorum ya ders değil. Ben bir şeyi merak ediyorum. İşte diyorum ki bir arkadaşım şey sormuş mesela. İşte bu sabunlar var ya basıyorsunuz aslında sıvı ama köpük olarak çıkıyor. Ya bu nasıl çıkıyor diyor mesela. Bu saf işte bu merak. Böyle öğrendiğiniz bir şey de unutmuyorsunuz. Yani işte bir hava bölmesi varmış onun. Suyu koyup havayla bir böyle bir basıldığı zaman mekanizma var çıkıyor. Mesela bunu merak edip bulmak daha mantıklı aslında. Yani mesela hocanız o soruya şey diye cevap versin. Peki oğlum evren nasıl çalışıyor? Onu anlamak için fizik yapıyoruz. Fizik evrenin nasıl çalıştığını anlatan bilim. Bitti. Yani işte kimya madde nedir oğlum? Mesela işte madde nedir? Bunu merak ediyorsan anlatan. Gibi deselerdi keşke. Daha güzel olurdu. Okul denen şey bu sisteme dönmediği sürece boş. Öğrendiğim formüllerin hiçbirini hatırlamıyorum ki ben. O zaman niye öğrendim o kadar zaman harcadım? Ya kaç sene harcadım ya? Ortaokul 3 sene. Lise 3 sene. 6. Hayatımın 6 yılı. 6 yılda ne yapmıyorsun şu hayatta? Evet. Neden bunu harcadım o zaman ben? Lisede çok başarısız bir öğrenci. Matematik falan felaket. Sadece tek başarılı olduğum ders atıyorum. Müzik, edebiyat. Çünkü ben o konuda ama öbürlerini öğrenemeyecek kadar vasat bir insan değilsin. Kim söylediğini aslında? Kimse değil. Boşa harcamamız lazım. Bu kadar şey yerine bütün hayatımız deney odasında hoca şu deneyi şöyle yapsa yemin ediyorum hiç kimse unutmazdı. Evet. Hiç kimse unutmazdı o yapılanları. Ama şu an ben eminim şu bu kadar insan kaç kişi izliyor veya izleyecek. Hiç kimse bir şey hatırlamıyordur bu işte mesleği profesyonel yapmayanlar. Anlamsız işte bu kadar zamanı doğru harcamak. Zaman demişken biraz gene dönüyorum hocam sorularımıza. Hangisi hücrede bulunan bir organeldir? Hücrede bulunan. Organel yani temel içeriğinde olan şey mi demek oluyor? Organ halinde olan şey mi? Neyse. Gibi, evet organı, hücrenin organı gibi organel. Bir tanesi. Evet bunlardan biri. Mizosom değil miydi ya? Evet yalnız, doğru hocam. RNA, DNA çekirdekte, RNA çekirdek dışında da nükleotit işte DNA'nın yapı taşlarından ama lizozom bir kendi başına bir organel. Gene bir böyle genel kültür sorusu. Bir metre kaç milimetredir diye soralım. 1000 milimetreydi galiba. Doğru hocam. Süper. Son sorumuz. Evet burada hızlı. Hangi sosyal medya platformu daha önce kurulmuştur? Facebook. Evet doğru. Bunlar da böyle biraz daha basit aslında. Şimdi asıl benim en sevdiğim bölüme gelelim hocam.
O mu bu mu bölümü? Tamam. Şimdi hazır olun. Zaten Tesla'yı gördüm orada bittim yani. Evet, siz bence adam. Tesla'ya da gidebilirsiniz. Şimdi şöyle yapacağım. Bu İbrahim Selim'in programındaki gibi ünlülerle o yapıyor. Ben de öyle yapacağım. Yani şu mu şu mu diyeceğim. Birini söylüyorsunuz. Öteki eleniyor. Yeni biriyle tabii karşılaştırıyoruz. Tamam. Tamam mı? Şimdi bir, Tesla mı Edison mu? Tesla. Tesla. Peki Tesla mı Einstein mı? Tesla. Hala Tesla. Peki Tesla mı Mary Sklodowska Curie mi? Tanımıyorum. hemen söyleyeyim. Fizikçi ve kimyager. Radyoaktivite, radyum ve polonyumu keşfeden bilim insanı, kadın bilim insanı Mary Curie. Tesla diyeyim ben tekrar. Tesla'ya olan büyük hayranlığımdan. Tamam. Bakalım Tesla'yı yenir. Genelde böyle oluyor çünkü. Teslacılık yok kazanacak mı? Bakalım. Yok. Peki. Tesla mı yoksa malzeme bilimi profesörü olan Türk bilim insanı Canan Dağdevren mi? Aha. Ayıp olmaz mı şimdi? Bir Türk'ü seçmek tabii ki daha çok istiyorum ama Tesla. Tamam. Unutmayın hocam, akşam yemeğine çıkacaksınız. İstediğiniz soruyu sorabileceksiniz. Tercümanda var. Kesin böyle Tesla. Bir şey bırak, bırak o işleri. Tesla. Tesla ile ilgili kötü bir haber vereyim mi size ama? Söyle. Tesla'nın çok büyük ihtimalle ağır bir psikotik bozukluğu var. Yani güvercinle falan konuşuyor. Hani muhabbet etmeniz o kadar da böyle güzel olmayabilir. Onu not düşüyorum kenara. Devam ediyorum. Peki Tesla mı yoksa pastörizasyon gibi zayıflatılmış bakterileri kullanarak aşıların keşfi gibi keşifleri yapan mikrobiyolog Louis Pasteur mu? Pasteur de çok kıymetli bir adam. Çok. Neyi bulmuş? Tetanoz aşısını bulmuştu. Yanlış mı hatırlıyorum? Hayır, bir tane çok meşhur bulduğu bir aşı var. Ben de bilmiyorum. Çete yazsınlar. Kuduz aşısı da olabilir. Kuduz aşısı da olabilir. Evet, evet. Fermantasyon, aşılama, pasteurizasyon. Pasteurizasyon. Pipeti bulmuş adam ya falan diyor. Kuduz aşısı bak. Oha, iyi kuduz aşısı. Yapmış. Louis Pasteur. Onu da Pasteur seviyorum. Çocukluğumda çok korkardım. Bir tane Türk filmi vardı. Kim içinde kuduz oluyorlar da öbür şehre götürmeye çalışıyorlar çocukları falan. Aman yarabbim. Ya, travma. Mahallede köpekten kaçıyorduk yani. Aman kuduz oluyoruz diye. Bir o nedenle Tesla elektrikçi. Tamam. Yine Tesla. Okey. Peki şimdi karşısına yine elektrikçi biri geliyor hocam. Ya elektrikçi her zaman ama. Elektromanyetik indüksiyon, manyetizma, elektroliz kanunları, Faraday etkisi ve Faraday kafesinin mucidi, deneysel fizikçi mucit Michael Faraday mi? Vallahi Faraday da Jedi yani. O da üst seviye bir adam. Net yani. Jedi. Hani elektrik melektrik diyorsak zaten o tarafa doğru girmeye başlıyor ama hani onun da benim için kalpten sevdiğim yani biliyorsun. Tesla. Tamam. Anladım. Anladım. Yani o muhtemelen gidiyor. Bakalım. Yani çok karşısına böyle çok ultra bir şey çıkarmam lazım. Bakalım. Belki de kalacak. Amaç da burada işte bilim adamlarını tanıtmak aslında. İzleyicimizin. Peki. Devam ediyorum. Yine elektromanyetizma, ışığın dalga teorisi, renk görüşü, renkli fotoğrafçılık gibi şeyleri bulan, denklemleri de bulunan James Clerk Maxwell mi yoksa Tesla mı? Evet, şimdi fotoğraf falan dediğin zaman da benim kalbimi fethediyorsun tabii. Çok kıymetli. Hayatımız görsel üzerine kurulu. Çok zor. Tesla. Alıyoruz. Yine Tesla kazandı. Olabilir mi? Büyük bir isim çıkarıyorum şimdi. Daha böyle bilinen aslında büyük küçük anlamda bilinen popüler bir isim. Hayır. Jüpiter'in uyduları, güneş lekeleri ve Venüs'ün evrelerini keşfeden fizikçi, astronom ve matematikçi Galileo Galilei mi yoksa Nikola Tesla mı? Galileo de bambaşka bir şey ya. Hocam şimdi Tesla yani güvercinle konuşacak sizle şimdi yemek yerken. Tabii o Galileo. Geçtik. Değiştirdik. Tamam, Galileo'ya geçtik. Galileo'ya geçtik. Güzel bir değişiklik oldu. Şimdi daha da zorlaşıyor hocam. Pisagor teoreminin bulucusu, mucidi Pisagor mu? Yoksa Galileo Galilei mi? Galileo. Galileo devam. Peki doğal seçilim yoluyla evrim, insan evrimi, cinsel seçilim gibi konuların teorisyeni ve biyolog, doğa bilimci ve jeolog Charles Darwin mi yoksa Galileo mu? Vallahi Darwin'le şu ada vardı yani. Neydi o adanın adı? Neydi? Bir tane şey keşfediyorlar. İlk Spinozları şey yaptı ada değil mi? Bütün canlıları orada buluyorlar. Yani her tür atıyorum işte bir tane kuş buluyor.
kanatsız geziyor falan. Allah Allah, bunu nasıl, neden kanadı çıkmamış? İhtiyaç duymamış hayvan. Hı hı. Nereye kaçacak yani, saldıran bir şey yok. Böyle ilginç hikayeler. Mesela Galapagos adaları. Galapagos. Evet. Yani Darwin'le orada gezmek isterdim. Yani olağanüstü bir şey. Çünkü o an, bir de onun ilk keşfettiği an var yani. Kim bilir ne kadar çıldırmıştır artık yani. Yani aklını kaybetmiştir muhtemelen. Galileo mu? Engizasyon mahkemeleri. Yoksa üzerimde Hawaii tişörtüyle. Değişiyor gibi. Darwin'e doğru. Ama Darwin'de böyle şey yapmamak lazım. Yani sürekli bir tişörtle gezen adam modunda. Galileo peki. Bu arada şey yazmışlar chat'e. Pisagor'un müzik teorisine de çok büyük katkıları var galiba. Notaları şey yapan galiba Pisagor, yanlış bilmiyorsam. Onu böyle bir not düşmüş olalım chat'te, söylemişler. Olabilir. Olabilir. Bakalım. Siz daha iyi bilirsiniz onu. Peki. Devam ediyorum. Galileo'da kaldık. Peki Galileo mu yoksa Turing makinesi, Turing testi, evrensel bilgisayarlar gibi konuların mucidi, bilgisayar bilimci, matematikçi Alan Turing mi? Vay anasını be. Geldiğiniz nokta mı oldu? Bilgisayarlara geldik. Biz Jules Verne'de şey yapıyorduk. 2 yıl okul tatilinden geliyoruz şimdi buraya. Turing'e geçelim o zaman. Hadi buyurun. Wow, gene değiştik Turing. Evet, evet. Gene geçiyoruz. Değişelim burada. Ama şimdi karşısına önemli bir ismi çıkarıyorum hocam. Aynen. Bakalım kim geliyor? Hücrelerin hasar gören DNA'larını nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015'te Nobel Kimya Ödülü'nde kazanan Aziz Sancar mı yoksa Alan Turing mi? Vay, güzel. Yine beni arada bıraktın yani. Coğrafyadan biri mi yoksa yok hayır falan filan. Ya Turing'e devam ediyorum ben. Turing devam. Peki. Turing. Bu listemizde vardı. Bilerek koymadım adı geçti diye. Tektonik çalışmaları ve yok şimdi söyleyeceğim kişi. Tektonik çalışmaları, Tetis Denizi konusundaki çalışmalarıyla tanınan jeolog Celal Şengör mü yoksa Alan Turing mi? Ay çok iyi ya. Celal Şengör bir efsane ama. Yani maalesef daha yaşarken kıymetini anlamadık. Bak hala anlamadım. Evet. Yani hala hakkında esprilerle falan şey yapılan insan bulundu değil yani. Celal Şengör'ü dünyanın her yerinden böyle altın halılarla çağırıyorlar. Ne olur gel. Evet. Uzayda bir şey bulunduğu zaman Celal Şengör mutlaka o ekibin içinde incelemeye çağrılıyor. Dehşet bir adam ama evet. Biz hala geliyiz yani. Öyle mi dedi, böyle mi dedi. Yok ona böyle dedi. Şuna komik komik şeylerle uğraşıyoruz. Doğru. Celal Şengör'e geçiyorum. Süper ve olabilecek de bir şey yani hocam. Bir gün yemek de yiyebilirsiniz yani. Aa, çok şey. Ben çünkü Hollanda'ya geldiğinde bir kahve içebildik ancak böyle. Çok kısa da olsa. Çok rahat yani hocayla. Hiç öyle düşünüldüğü gibi değil. Şey diyor zaten hoca demeyin diyor. Celal abi diyoruz hani. Abi. Öyle konuşuyoruz. Çok tatlı. Bilgisi de o kadar fazla ki. Asıl sıkıntı o. Onun karşısında oturup ona ne konuşacağım? Yani adam... Sıkıntı bu işte yani. Size söylediği şeylere cevap verebilmeniz lazım. Evet. Katkı da yani mesela bir şey öğrenmek istiyor. Herkesten bir şey öğrenmek istiyor. Evet. Ne öğreteceğiz yani? Ne sunabileceğiz? Sıkıntı işte orada evet. Baş. Evet. Müzik ama hocam. Müzik çok meraklı. Mesela bana müzisyen falan tavsiye etmişti. Akordiyonist birilerini tavsiye etmişti. Emin çok araştırmış. Çok. Yani bak inan çok tatsız. Ben onu hissediyorum onunla. Sohbet neyse, gelişik tamam. Olabilir. Bakın, tamam. Lakinler... Ne dedik? Celal Şengör dedik. Celal devam Şengör. Ediyorum. Kuantum elektrodinamik, yol integrasyon formülasyonu ve Feynman diyagramlarıyla ünlü teorik fizikçi Richard Feynman mı yoksa Celal Şengör mü? Celal Şengör'e devam ediyorum. Devam. Adı geçen yine bir isim. Kuantum yerçekimi, kara deliklerin doğası, galaksilerin kökeni ve Hawking radyasyonuyla ünlü teorik fizikçi Stephen Hawking mi? Yoksa Celal Şengör mü? Celal Şengör mü? Wow, Celal Hoca bunu izlesin. Bak ki. Kimin üzerine Celal Hoca seçildi. Çok önemli. Resmen versus. Şimdi en büyük versus'u getiriyorum hocam. Sırada geldi. Liste öyle denk geldi. Tamam. Şimdi bu herkes farklı seçtiği için versus'lar hep doğal olarak değişecek ama yani ismini söyleyeceğim. Kim olduğunu söyleyeceğim. İlber Ortaylı mı Celal Şengör mü? Çok eğlenceli. Celal Şengör. Oo, çok güzel tabii oldu. Yani. Evet. Peki bir arttırıyorum.
Ülber Ortaylı'nın da hocası Osmanlı tarihçisi Halil İnalcık mı yoksa Celal Şengör mü? Oo, ne yaptın? İyice karman çorman olduk. Zorlaşır. Celal Şengör diyelim yalnız. Tamam. Peki bir alan değiştiriyorum şimdi. Yeni kişiler bunlar da. Covid-19'a karşı geliştirilen ilk mRNA aşısının da mucitleri olan immünologlar Özlem Türeci ve Uğur Şahin mi yoksa Celal Şengör mü? Celal Şengör. Tamam. Daha denemedim. Önce bir test etmem lazım. Kim gelebilir düşünüyorum. Biraz araları atladım. Biraz karşısına çıkabilecek insanları düşünüyorum. Tanıtmak istediğim biri var, onu söyleyeyim. Sosyal tamam. psikolojinin kurucu öncüleri arasında da yer alan sosyal psikolog Muzaffer Şerif mi yoksa Celal Şengör mü? Evet. Yani Celal Şengör'ü muhtemelen ancak bir sosyolog yenebilir kafamda. Psikolog değil şu anda. Tamam, geçiyorum o zaman. Celal Şengör. Celal Şengör. Peki. Bakıyorum. Hmm. Leonardo da Vinci mi Celal Şengör mü? Leonardo da Vinci. Oo, değişti. Her zaman yeterince şey yapınca değişiyor. Evet, bakalım tabii. Kimde kalacak? Bakalım. Radyonun mucidi, Marconi kanununun mucidi, Giulielmo Marconi mi yoksa Da Vinci mi? Leonardo da Vinci tabii ki. Devam ediyoruz. Peki karşısına kimi getirebilirim? Evet, penisilini keşfeden botanikçi, biyolog, farmakolog ve immünolog Alexander Fleming mi yoksa Da Vinci mi? Da Vinci. Sanatlı yanmak var. Şimdi geldik, çakıldık buraya. Kaldık. O zaman birini koyuyorum şimdi. Düşünüyorum hadi kimi bakayım. Koysam. Hadi birini daha sonra tanıtayım, devam edeyim. Klasik tamam. koşullanma ve şartlandırılmış refleks mucidi bu çalışmalar olan, davranış değişikliği konusunda çalışmalar olan fizyolog Ivan Pavlov mu yoksa Da Vinci mi? Ay kesinlikle Da Vinci. Da Vinci. Peki. Şimdi bu listede daha bilim insanı var. Başka ünlülerimize onları bahsedeceğim. Hepsini bahsedeceğim ama karşısında ben şimdi bir şey yapıyorum. Bence değiştirebilirim. Da Vinci mi? Münir Nurettin Selçuk mu? Ooo ayda. Ortalık yeri. tabii yani bilim şimdi insanı çok değil isterdim. Ama yani getirdim. Artık. Çok isterdim. Yani hayatımda büyük Timur Selçuk'la, oğluyla en azından aynı onun yönettiği orkestrada korist olarak bile yer alma şerefine eriştim. Yani 3-4 kere yerine çıktım. Çok çok naif bir insandı Timur Selçuk. Yani Allah rahmet eylesin. Şimdi babası hiç karşılaşmadım, hiç bilmiyorum. Sadece sesinden tanıyoruz. Daha fazla merak ettiğim biri tabii bir anda. Ya keşke aynı masada Leonardo da Vinci, Münir Nurettin Selçuk, Tesla... Ve hep beraber oturup böyle bir akşam yemeği yesek Celal Şengör'le. Ve tamamen geyik tavla oynasak yani. Hiç konuyla falan da ilgisi yok yani. hani öyle bir o yani muhteşem olurdu. Tek bir seçim çok zor. Ben Leonardo da Vinci diyorum ama hala. Tamam. Kazananımız Da Vinci. Da Vinci ile sizi yemeğe gönderiyoruz hocam. Hadi bakalım. Evet. Peki son sorumuzda bitiriyorum. İzleyenlerimize, Gelecek Bilim'de izleyicilerine, sizin izleyicilerinize sizi en etkileyen kitap, film, dizi veya bilgisayar oyunu olabilir. Evet. Tavsiyeleriniz nelerdir? Beni en etkileyen kitap çocukluk yıllarında okuduğum bir kitap. Dedim ya, Jules Verne'in 2 yıl okul tatili. Neden olduğunu da söyleyeyim. O zaman şey düşünmüştüm yani 2 yıl nasıl okul tatili olur ya? Çocukluk hayali değil mi? Bak. 2 yıl okul tatili abi. 2 yıl gitmiyorsun okula. Her gün sokakta oyun oynuyoruz. Yani gerçekten güzel bir kurgu. Bugün konuştuğumuz o şey var ya hani okula gidiyorsun da tamam da okulda ne öğreniyorsun? O zamanın neye harcıyorsun? Belki o 2 sene çok başka bir şey yapacaksın. Yani belki süper fotoğraf çekmeyi öğreneceksin. Ne biliyorsun ki? Hani bir şeye merak salacaksın ve onun üzerinde uzmanlaşmaya başlayacaksın. Bana böyle bir şey etkisi vardır 2 yıl okul tatilinde yani. Her o kitabı düşündüğüm zaman Allah'ım 2 sene okul tatili olacak. Yazları deli gibi gezeceğim, arkadaşlarımla oynayacağım hissi verir. Beni motive eder yani o kitap. Ondan benim için çok kıymetlidir. Her zaman en böyle motivasyonum düşük anlarda bile o kitabı düşünürüm tekrar. 2 yıl okul tatili. O hikayeler, maceralar. Ben biraz o dönemdeki o çocukluk hayallerini çok seven biriyim. Bugün de kendi işimi yaparken ondan çok motivasyon alıyorum. Gerçekten çok hatırladığım şeyler.
Yani o 2 yıl okul tatili. Kendi ekibimizde de öyle çalışalım. Hadi işte şey yapalım. Bunlarla gibi maceraya atılalım. Deneyim kazanalım. Böyle baktığım için ben çocuk kitaplarında kaldım. Pek büyüyemedim. Valla Jules Verne yani çocuk kitabı gibi yani tabii ki Değil. çocuk kitabı bir şey değil aşağılama kesinlikle değil ama Jules Verne'in kitapları müthiş kitaplar. Yani Celal Hoca'ya sorduğumuzda da hep onları öneriyor. Ben de en son Ay'a Seyahati okudum. Şimdi şey Güzel. okumak istiyorum mesela okumadım eksikliğim. Arzın Merkezine Yolculuğu okumak istiyorum. Onu Yani okumamıştım. müthiş hayal gücü. Yani işte Ay'a İşte. Seyahati adam yazıyor. Tabii ki mermiyle falan gidiliyor ama hani Tamam. sonunda 69'da gidiyoruz. Yani bunlar hiç boş şeyler değil. Peki film ve oyun hocam? Lord of the Rings. Bir numara film. Ben Oo. gerçek bir fanıyım. Yani 500 kere veya 1000 kere abartmıyorum deli gibi izledim. Her sabah okula gitmeden önce bir CD'sini izleyip giderdim. Bir İşte fan da o. burada. Bir Lotur Bir şey fanı da demiyorum. burada. Harikulade. Harikulade. Yani gerçi çok büyük bir fanıyım. Dedim ya her sabah okula gitmeden önce mutlaka CD'sini takar yemeğimi yerken onu izleyerek giderdim. O kadar benim. Bir de o dublajı mükemmel dublajı. Yani Dublaj değil. gelmiş dublaj mı altyazı mıydı Yok. sizin? Direkt alt yazı. Ben hiç dublajlı Ha. izledim. Dublajlı bir kere falan izledim. O da bir arkadaşımız çocuğu vardı. O izlesin diye şey yaptık. Ben Ben genel... dublajlı başladım. Yani dünyanın en iyi dublajı olabilir. Çevirmeni de çok iyi bir çevirmen. Bir tavsiyem var hocam size. Buyurun. Zaman belki izleyemezsiniz ama dinleyebilirsiniz bir iş yaparken belki. Legendarium Türkiye kanalında bir Yüzüklerin Efendisi uzmanımız var Zafer abi. Zafer abiyle biz gelecek birinde de Orta Dünya'nın psikolojisini analiz ettik. 3 saatlik bir Aman yayın. Allah'ım. Tavsiye ederim. O kadar söyleyeyim. Şenlik mi? Şenlik ortalık. Onu Ya onun tavsiye ederim. psikolojisi müthiş ya. Adamın ya Tolkien'in kurguladığı dünya olağanüstü bir dünya işte. 2 yıl okul tatili. Sürekli. Hobbitler var, elfler var, var oğlu var, orklar var. Ve yani böyle bir hayal gücünü nasıl kurdun arkadaş ya? Böyle bir evren nasıl inşa ettin? Yani hangi arada nerede buldun da böyle bir kitap Evet. yazdın? Sapıkça eski kitaplarını falan aldım. Yani o eski tarih şeylerin Silmarillion Silmarillion. falan evet. Ya onu falan okumaya çalışıyorum. Ağır. Kitap ağır. O din Yani kitabı gibi yani kutsal kitap gibi o çok çok ağır ağır. evet. Yani hikayeler, kurgular. Dedim bu ne arkadaş yani sen nasıl bir neden bunlarla uğraştın yani? Ne Haritası var yaşadın? hocam yani haritasını çizmiş dil 3-4 tane dil yaratmış sırf bunun Evet. için. Bir dilin Evet. iki lehçesi var falan. Elfçenin iki Ya. lehçesi var yani alfabesi var Olağan. mükemmel. Ve ondan sonra gelenler de hani Tolkien'i çok sevenlere böyle biraz şey yapıyorlar ama yani neden boş değil yani. Tolkien'den sonra gelen edebiyata etkisini görüyoruz. Yani Oyun. troll'dür, elftir ondan önce yok yani. Adam getiriyor, Oyunlar. koyuyor. İşte o Oyunlar, FRP'nin FRP. yaratıcısıdır Tolkien'e yani. Evet, evet, evet. En sevdiğim oyun Diablo'dur benim o nedenle. Oyunu da onu soracaktım. Çok güzel. O zaman kitap 2 yıl yaz tatili Jules Verne, film Lord of the Rings üçlemesi Aynen. ve oyunda da Diablo 2 mi Diablo. dediniz? Diablo 1, 2, 3 ama benim için bir yani en güzel anım Diablo 1. Hmm. En heyecanlı günler Diablo 2. Diablo 3 şey yani çıktığı zaman ya Artık. Avrupa'dan sipariş ettim yani. Hani şey kitabını bilmem ne CD'leri, yapım aşamaları hepsi var. Büyük Hı. kitapları. Ama o beklenen etki gelmedi Diablo 3'te tabii. Yani ondan sonra Tabii. söndü. Bence bitti Diablo serisi orada. Yani Evet. yapamadılar. Çünkü o ekip ayrıldı. Hı. Ana ekip Diablo 2 ve 1'i üreten ekip ayrılınca bütün ruhunu kaybetti oyun. Tamamen bir pazar şu anda orada. Yani. Bitik. Eski Öldürdüler. oyunlar gibisi. Ben şu an mesela bu kadar bilgisayarlar var, teknoloji var. GeForce falan, GeForce'da falan. Şey oynuyorum hocam. Battle for Middle Earth var ya, strateji oyunu. Onu oynuyorum. Çok Hadi. güzel yani tekrar tekrar. Yani Eski oyunlar gibisi yok ya. tabii. Neydi o? Bir tanesi oynandık ya strateji oyunu. Yok işte şeyler gelirdi. Ülkeler falan birbiriyle savaşırdı. Strateji demeyeyim. Civilization mı? Civilization değil. Onun da atası. Age of Age Empires. Empires ya. Ya Age of Empires işte. 3 hatta yani. 2 3 3'ü ben çok severim. O Kızılderililer Muhteşem. falan mükemmeldi o gemiler. Muhteşem. Çok Red güzeldi. Alert vardı gene o zaman strateji oyunları şeyleri falan ama Diablo tabii benim için başka seviyedir abi. Büyük bir hayal gücü. Mükemmel. Bir de biz Mükemmel. Diablo oynarken abi bir evde toplanırdık. Hı. 10 kişiyiz. Evin içinde bir tane küçük tüpümüz vardı. Bilgisayarın yanına koyardık tüpü. Üstüne çay.
devamlı çay kaynar, hiç bitmez. Öyle bir şey düşün ki böyle salonda yataklar var yerde. Farz et sen oynuyorsun Diablo'yu. Hı-hı. Sen yoruldun. Sen nöbetleşe. Yatarken birini kaldırıyorsun. O kalkıyor, oturuyor, yüzünü falan yıkayıp tamam ben başlıyorum diye uyuyorsun sen. Ve böyle devam eden bir dünya düşün. Günler, haftalarca, yani. Aylarca evet hastalık. Çok çok seviyordum. Sonra şu an artık istesem de oynayamam. Tabii, bitiyor zaten. Tabii. Evet, evet. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Biterken şöyle yapıyoruz biz. Böyle bir taktiğimiz tamam. var. Ünlümüzün bir başka ünlü arkadaşını challenge olarak bu programa çağırma, meydan okuma hakkı veriyoruz. Böyle davet ediyoruz. Hangi ünlü arkadaşınızı davet ediyoruz? Yalnız şöyle ulaşamadığımız için şunu isteyeceğiz. Buradan ne? Davet ediyorsunuz. Sonra da bize yardım ediyorsunuz ulaşmamıza. Yani şimdi zor oluyor ulaşmak. Abi size kimi önereyim? Dur bakayım düşündüm. İlk aklıma gelen yani nasıl bir ünlü arkadaşım. Hiçbirine yani hiç arkadaşım. Kabul edebileceği, buradan söyleyebileceğiniz bir arkadaşınız. Ünlü bir arkadaşım. Buradan söyleyebileceğim bir arkadaşım. Ama ünlü olacak bir de arkadaşım. Çok ünlü olmasa gerek yok. Vallahi direkt arkadaşım. Şimdi küt diye gelmeyecek ki. Şunu alın diye. Çok insan var aklımda. Kimi önereyim size? İçinizden hocam kim geliyor? Ya aklımdan gelen Gökhan Türkmen geliyor. Tamam. Davet eder misiniz? Gökhan Türkmen seni ünlü bilime. Gökhan Türkmen. Gelecek bilimde ünlü bilime seni davet ediyorum bu challenge'da. Eminim sen çok güzel işler çıkaracaksın burada. Senin böyle düşüncelerin olduğundan eminim. Bu programa da çok renk katacağını düşünüyorum. Tamam işte. Davet ediyorum. Hocam çok sağ olun. Çok teşekkürler. Bu kısmı atacağız kendisine. Tamam, çok çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Güzel bir sohbet oldu. Ben çok keyif aldım. Aynı şekilde. Kaydettiniz mi bunu? Hocam siz açmışsınız ya. Lütfen kapatırken save deyin, aman deyin. Biz YouTube atacağız sonra. Tamam. IGTV'nize siz kaydedin. Biz oradan tamam. indiririz. Sonra tamam. siz kaldırabilirsiniz. Ama lütfen IGTV'nize koyun hocam. İnşallah becerebilirim. Kapatınca İnşallah. Soracak size. Hemen kapattığınızda tamam. bir şeye tıklamayın. Soracak kaydettiğin. Tamam. IGTV'ye paylaştığın hocam. Büyük biz alırız orada. Çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Deniyorum şimdi. Her şey güzel olacak. Video.